Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan pamuk gibi şahane bir açma tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Sizlerin de bu tarifi aynı zamanda denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Açmanın hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 2 paket instant maya, 3 çorba kaşığı kadar toz şeker, 2 su bardağı ılık süt, ve 1 su bardağı ılık suyumu ilave ettim. Çırpıcıyla şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Ben açmalarımı iki ölçü şeklinde hazırladım. Siz aynı aşamada tek ölçüye düşürebilirsiniz. 2 tane yumurta akı, 1 su bardağı sıvı yağımı ekledim. Yumurtaların sarılarını açmaların üzerine sürmek için ayırıyorum. Tüm malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra unumun bir kısmını içerisine ilave ettim. Bir yemek kaşığına yakın tuz kullanıyorum. Hamurum yoğunlaşana dek spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Tarif için toplamda 6,5-7 su bardağına yakın un kullandım. Tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin hamurumun içerisindeki spatulayı alarak ellerimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben hamurumu yoğururken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Hamuru yeterince yoğurdum, toparladım. Hamur elime yapışacak bir kıvamda olması gerekiyor. Son aşamada hamurumu bir yemek kaşığı kadar sıvı yağla hızlıca toparlıyorum. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa açmalarınızda bir o kadar yumuşacık pamuk gibi olacaktır. Bu çok önemli bir püf noktasıdır. Hemen hamurumu hızlıca toparlıyorum. Üzerini kapatarak ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar hamurumu mayalandırıyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Elimi bir miktar sıvı yağla yağladım. Hemen hızlıca hamurumu toparlıyorum. Masayı da birazcık yağladıktan sonra hamur çok yumuşak bir kıvamda. Hemen hamurumu masaya alarak masaya hazırlıyorum. Dediğim gibi ben iki ölçü şeklinde hazırladım. Sınıfımızdaki bir etkinlik için, oğlumun etkinliği için böyle bir açma tarifi hazırladım. Siz ölçü miktarını yarı yarıya indirerek de hazırlayabilirsiniz. Ben iki tepsi dolusu açma elde ettim bu tarif için. Siz dediğim gibi yarı ölçülerle bir tepsi de açma elde edebilirsiniz. Parçalamış olduğum hamurları ellerimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Toplamda 24 tane beze elde ettim bu tarifte. Hamurlarımın tamamını bezeledikten sonra hemen ilk hamurdan başlayarak Ellerimle silindir boyutuna getirerek hazırlıyorum tamamını. Bu aşamada bekletme aşamaları oldukça önemli. Hamurun kendini salması için, daha kolay bir şekilde şekil alması için bekletme aşamalarını lütfen es geçmeyin. 5 dakika gibi bir süre bezeleri beklettikten sonra hemen silindir boyutuna getiriyorum. üzeri kapalı bir şekilde 5 dakika kadar da silindir haline getirmiş olduğum hamurlarımı beklettikten sonra hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamurları ters yönde çevirip uçlarını birleştirdikten sonra kendi ekseni etrafında zaten döneceği için uçlarını sıkıca bastırdım. Hemen kenara alarak diğer hamurlarımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Hamuru dinlendirdiğim için çok kolay bir şekilde açılacaktır. Hamuru uzatabildiğim kadar uzattım. Ters tarafta birbirini döndürdüm, uçlarını birleştirdim. Çok kolay bir şekilde şekil aldı. Hemen diğer hamurlarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. 24 hamurumun da tamamını hazırladım. 10 dakika gibi bir süre beklettikten sonra hemen açmaların şeklini vermeye geçiyorum. Uç kısımlarını hafif bastırıp birleştirdim. Zaten çok kolay bir şekilde şeklini verecektir, alacaktır. Gördüğünüz gibi gayet kolay, çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde de aynı zamanda yardımcı olabilirsiniz. Hazırlamış olduğum açmalarımı yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine aldıktan sonra hemen üzerlerini kapatarak 20 dakika gibi, gibi bir süre tepsi mayasında bekletiyorum. Tepsi mayasını alan açmalarımın üzerine 2 tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. 2 tatlı kaşığı kadar süt ilave ettim. 1 çay kaşığı kadar da sıvı yağ ve çay kaşığın ucuyla da dut pekmezinden bir miktar ilave ettikten sonra Fırça yardımıyla açmalarımın her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Çok fazla baskı uygulamayın. Mayası kaçmasın, havaları sönmesin. Yumurta sarılarını sürerken fırınımı da önceden ısıttım ve ayarladım. 180 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar açmalarımı fırına gönderiyorum. Açmaların fırından çıktığı sizlerin de gördüğü gibi gerçekten muhteşem oldular. Tüm püf noktalarını videonun içerisinde anlattığım gerçekten çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir açma tarifidir. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da Yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Sabah kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda, çocuklarınızın beslenmesi ve etkinlikleri için hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir açma tarifi hazırladım bugün. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.